Sınırlı Sorumlu Memur Kent Konut Yapı Kooperatifi Memur Sen üyeleri öncülüğünde kurulması nedeniyle Memur Kent adını almıştır. Kooperatif 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde hukuki yapılanmasını tamamlayarak 2007 yılı son çeyreğinde Sınırlı Sorumlu Memur Kent Konut Yapı Kooperatifi unvanıyla faaliyetine başlamıştır. Program ekiplerimiz Memur Kent Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aydoğan'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bu aslında benim memuriyetimin 15. yılında bir hayalimdi. Bir halk hareketi olabilir mi? Halka dönük bir proje olabilir mi diye hep düşüncem vardı. Benim de bu fikir vardı. Ancak gerçekleştirmek 2007 yılında Memur Sen ailesine katıldıktan sonra Ankara'da bir toplantıda mümkün oldu. O zamanki yönetimdeki, Memur Sen yönetimindeki arkadaşlarıma konuyu açtım. Hepsi heyecanla sarıldılar ve böyle büyük bir projeyi gerçekleştirme noktasında ilk adımları atmış olduk. Halkı bir araya getirmek, arsaları temin etmek, talep örgütlenmesini yapmak ve TOKİ'nin önüne hazır 3000 insanı götürmek, evet bizim de dahlimiz var. Ancak Sayın Başbakanımız, daha önce 2000-3000 civarında konut yapan TOKİ'yi 500 bin hedefiyle hareketlendirmesi sonucu ordu da bundan payını neden almasın dedik ve kesinlikle Sayın Başbakanımıza minnet duyuyoruz, şükran duyuyoruz. Sait Aydoğan konuşmasında konut projelerinin özelliklerini şöyle ifade etti. Ordumuz için hakikaten büyüklerimizin de ifadesiyle mega bir proje. Çünkü ordunun tarihinde bu denli bir projeye imza atılmamış. Şu anda özetlemek gerekirse birinci etap 798 konuttan oluşan her binanın 24 adet blokun altlarında her birinin üçer tane sığınakları, ayrıca birer tane de kapıcı daireleri var. Mutlaka her binanın toplantıya ihtiyaçları olabilir. Bayanlar Kur'an okutturabilir, erkekler mevlid okutturabilir, düğün yapabilir, sünnet töreni yapabilir. Bunlar için fiziksel ortamlar kesinlikle hazırlanmış durumda. Birinci etabın içinde bu konuta ilaveten bir tane 32 derslikli önceki adıyla ilköğretim okulu, şu anda ilkokul ve ortaokul yeni sisteme göre olmak üzere 4+4'ü içine alacak bir okulumuz yakın zamanda, muhtemelen bir ay içinde inşaatına başlanacak. İkinci etaba geçersek, ikinci etap 312 konuttan oluşan bir proje. Burada da 120 metrekarelik daireler mevcut, 3+1 daireler. Üçüncü etaba gelince 648 konut, 1 adet cami, köprü ve yoldan ibaret bir proje. Buna ilaveten bir de bizim dördüncü etap projemiz var. Dördüncü etap projemiz henüz başlamadı. Buradan inşallah bizi ümitle bekleyen dördüncü etap üyelerimize inşallah yıl sonuna kadar kazma vurulacağını, bu müjdeyi de vermeyi arzu ediyoruz. Bütün işlerimiz bitti. Bu projede ne var Oğuz Bey? Bu projede 204 adet konut, 2 tane okul ve bir de sağlık ocağı yerinden ibaret bir proje. Biz önceden ilk girişte Memur Sen üyeleri için bu projeyi yaptık. Ve Memur Sen üyelerinden arzu edenler, eve ihtiyacı, konuta ihtiyacı olanlar geldiler, bizden ev aldılar. Fakat daha sonra bugün gelinen noktada sendikaya üye olup olmamasına bakılmaksızın, meslek gruplarına bakılmaksızın, cinsiyetine bakılmaksızın herkese Memur Kent'ten daire verebiliyoruz, verdik. Bu manada bize sonsuz destek veren, bize güvenen tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Ordu'ya çağdaş bir site kültürünü kazandıran Memur Kent konutları estetik ve konforuyla konut sahiplerine güvenilir bir yaşam alanı sunuyor. Ordu mantolama sistemini bizimle tanıdı. Merkezi sistem doğalgaz ısınmasını Karadeniz bölgesinde, evet Ordu'da Memur Kent getirdi. Bu
Tabii yoğun tempo, yoğun çalışmalar sonucunda oluşan bir durum. Daha önce merkezi sistem ısınmalarda bütün daire sahipleri, ısınan, ondan istifade eden vatandaşlarımız eşit bir şekilde katılıyorlardı. Aslında bu bir haksızlığı da beraberinde getiriyordu işin. Doğası böyleydi ama artık mutfaklara biz ısı ölçer dediğimiz bir aygıt yerleştirdik. Evet. Bu ısı ölçerler aslında her ne kadar merkezi sistem herkes eşit ödüyor gibi gözükse de tam da öyle değil. Herkes harcadığı kadar gaz bedeli, yakıt bedeli ödüyor. Nasıl? Yaklaşık 18 dereceyi oluşturan gaz bedeli evinde dursun veya durmasın, bütün vatandaşların ödeyebileceği, ortak ödeyebileceği bir rakam. Ancak onun üzerinde kalan gaz bedelini herkes harcadığı kadar ödüyor. Sait Aydoğan konuşmasında engelli konut projelerine değinerek proje için beklentilerini dile getirdi. Aslında benim bu memur kentten sonra adeta olmazsa olmazım diyebileceğim bir proje engelli projesi. Sayın Bakanımız İdris Naim Şahin genel seçimlerden önce beni bizzat çağırdı. Sait Bey, siz çok güzel bir eser yapmışsınız orduya. Gezdi, dolaştı, hayranlığını ifade etti. Dedi ki Sait Bey, bunu siz yapabilir misiniz? Biz de dedik görev istenmez, verilir. O gün hemen başlattık çalışmamızı. Evet. Ve 1500 konut talebini TOKİ'ye ilettik. Fakat Oğuz Bey, 1500'de kalmadı. Şu anda bana ön kayıt yaptıran, listelerde telefon numaraları dahil, isimleri dahil mevcuttur, 5000'i geçti. Bu abartılı bir rakam değildir. Kayıtları vardır. Sayın Bakanımız da hayret etti. Bu 5000 dedi, ordu merkez için mi müracaat etti? Evet, ordu merkez için müracaat etti. Açıkçası üye patlaması da oldu. Hem AK Parti Özürler Komisyonu üye patlaması yaptı bu noktada, hem de özürlü dernekleri yaptı. Bu manada Sayın Bakanımızın bize verdiği görevi biz bir hakkın yerine getirdik. TOKİ'ye müracaat ettik. Engelli projesi orduya kazandırılırsa, o zaman ordunun metropol olması veya örnek projeleri taşıyan bir il olması gerçekleşmiş olacak. Büyüklerimizin de bu manada duyarlı olacaklarına inanıyorum. Ama önümüzün mutlaka bürokratik engellerle tıkanmaması lazım. Yapımı devam eden Ordu Havaalanı hakkında görüşlerini belirten Sait Aydoğan, ordunun limanı olmadığını dile getirdi. Havaalanımız yapılıyor. İnşallah hükümetimizin gayretli çalışmaları, Sayın Bakanımızın yakın ilgileri, Başbakanımızın da biliyoruz ki çok yakından takip etmesi sonucu inşallah 2014'te buradan uçaklar kalkmış olacak. İnsanlar her tarafı görmek istiyor. Dolayısıyla orada havaalanı meselesi gerçekleşti. Turizme en büyük katkı bu. Üniversitemiz zaten başlı başına büyüyerek devam eden çalışmaları var. Ama limanımız olduğu zaman zannederim burada iş alanları da oluşacak, fabrikalar kurulacak diye düşünüyorum. Son olarak Ordu Memur Kent'in basın danışmanı Adem Şen'e mikrofonlarımızı uzattık. Sayın Başkan ve Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Hamdi Ateş'in bize biçmiş olduğu rol ve görevi harfiyen hatasız yerine getirmek için önemli çaba ve gayret içindeyim. Şimdi her şeyden önce sadakat çok önemli Sinan Bey. Birbirini sevmek çok önemli. Birbirinize güvenmek çok önemli. Tabii en önemlisi de dürüst olmak, adil olmak, kul hakkından korkmak. Çünkü sonuç itibarıyla binlerce insanların umudunu alıyorsunuz elinden. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kul hakkından çok korkmanız gerekiyor. Bu süreci titizlikle sürdürmek zorundasınız. Başarı aslında buradan geliyor. Yani başarının ana noktası burası. Tabii bu duygu ve düşünceyi, bu hareket tarzını bize aşılayan yine Sayın Başkanımdır. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bizi demek ki ekibine yakıştırmış, bulmuş, kendi ekibine almış. Ayrıca teşekkür ediyorum.
Sait Aydoğan, Ordu iline hizmet etmeyi kendisine ilke edinerek gerek öğrenci bursları, gerekse yenilikçi projeleriyle Ordulu hemşehrilerine önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda Ordu ili Büro Memur Sen Şube Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Sait Aydoğan, bundan sonraki çalışmalarında da Ordulu hemşehrileri için önemli projelere imza atmayı hedefliyor.